Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınamsızlı kıtınlar ekranımızı bulsun. İngiliya parlament azaları erkin dünyasını kolga ilişini talep kılgan. İngiliya parlament azaları İngiliya'yı ziyaret kelmekçi bulgan korcak emeldar erkin dünyas irki kırgancılık cinayi kılmışı bilen ayıplengelikini Şunu onu kolga ilişki gerektiğini bildirgen. Atalmış Uyghur Abnum rayonunun korcak reisi Erkin Tunyaz'ın aldınkı hepte emelden kaldırılgan Angliya ve birkançı Avrupa İhtipakı devletlerini ziyaret kılışı meselesi Angliya'da kat gulgulu payda kılgan idi. Angliya müstakil gezdinin bu aktiki haberde bildirilişçe Taşkışlar Vaziri Leo Doherty parlament azalarının talepleri ve narazılıkı sebeplik korcak emeldar Erkin Tunyaz'ı ziyaret ceryanında onunla ceza veriş Vizini red qilish yoki tamojnida qo'lga olishni qaror qilishga majbur bo'lib qolgan. 2021-yili Angliya parlament a'zolari cheklash kuchi bo'lmagan tuman palata qonun loyihasini tasdiqlagan bo'lib, Sharqiy Turkistondagi Xitoy amaldorlarining Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qarshi insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilganligini jakarlagan. O'z vaqtida Konservativlar partiyasining sobiq rahbari Ayn Duncan Simmons taftish mahkamasiga yozgan maktubida Xitoy amaldorlariga qarshi xalqaro jazo tuzumi bo'lmagan ahvolda biz barliq fursatni ching tutib Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'in qilish jinoyati sodir qilguvchi jinoyatchilarning javobgarlikka tortilishiga kafolatlik qilishimiz kerak degan edi. Ayn Duncan maktubida yana tashqi ishlar vazaratining Xitoyga qarshi inkosining bak ojiz ekanligini Taşkı İşler Vazaretinin inkası kandak buluşudun qat'i nazar Erkin Tunyaz'ın ziyaretinin Xitay Teşviqat vasıları tarafından paydalanış xaupı bulup gelişidin agahlandırgan. Ondan başka Taşkı İşler Komitetinin reisi Konservatiblar Parlament azası Alekia Kernes Erkin Tunyaz'ın ziyaretine bildirgen narazılıq sözü de Şarkı Türkistan'da irqi qırgıncılık cinayeti sadır kılgallıqı bekitilgen emeldarının Angliyaga kelishiga yo'l qo'yishning hech qanday qonuniy asosi yo'qligini bildirib, bu amallar uchun qilindigan birdan-bir chora sud qutartish degan. Xitoy rejimining Uyg'urlarni josuslikka salmoqchi bo'lganligi oshkorlandi. Xitoy rejimi Angliyada panohlik tilagan bir Uyg'urni necha ming dollar va turli va'dalar bilan josuslikka salmoqchi bo'lgan. LBC radiosunun 20 fevraldaki haberde aşkarılınışça, Xitay bihaterlik hadimi Xitay rejiminin ziyankeştikigi uçurab Angliyada panahlıq teligen bir Uyghurni her ayda netçi min dollar berip casusluqı selişqi urungan. Telefon xatirisiga asaslanğanda Xitay bihaterlik hadimi növette Angliyadan panahlıq telip yaşayavatkan Uyghurlarının namını bulgaşmaqsı da bir kısım Uyghurlarını casusluqı salmaqçı bolgan. Xitay hadim panahlıq teligüçü Uyghurga xizmet vaxtı normal asan xizmetler bar. Ayda 8000 dollargacha kirim qila olasan. Buning uchun oldi bilan bizni uchur bilan ta'minlashing kerak degan. Panohlik tilagichi Uyg'ur muxbirga mazkur Xitoy xodimining uni Angliyadagi namoyish va Uyg'ur jamiyatlarining yig'ilishlariga qatnashish, razvedka qilish orqali namoyishga qatnashuvchilarning ahvolini tizimlikini dokulat qilishini talab qilganligini aytgan. Xitoy bexatarlik xodimi u Uyg'urga yana muxbirlarning ziyoratini qabul qilgan Uyg'urlarning ismlarini xotirlash ve bazı Uyghur teşkilatlarının nime işlerini pilallavatkallıqını baykaşını talep kılgan. Xitay xadimi puldun başqa yana u Uyghur kişinin anısı bilen normal alaqılı şığı ruhsat kılış, balısını Angliyaga əvətip beriş, türmeyaki cazalagırdı uruq tukallır bolsa erkirliki çıxırış qatarlıq vəədlərini bərgən. Mezkur Uyghur muxbirga özünün yaşınıp kalgan anısı bilen qaytidin alaqılı şığı qatarlıq vəədlərini anlap işkilinip kalganlıqını, ama yanılı vicdanı yol koymağallıqdın bu işini kılmağallıqını bildirgen. Xitay Qutquzuş Ətiritinin Türkiyədeki numussızlıqı gulguluk ozgıdı. 6 fevral Qahramanmaraşda yüz bergen ve 10 vilayetke iğir təsir görsətken yerdevreş apitidin ki, dünyadaki nurgulluğan dövlətlər məxsus Qutquzuş xadimlerini əvətib, apitin Qutquzuş xizmətlərgi yardımdı boldı. Şunun cümlesidin Xitayma Qutquzuş xadimleri əvətgen bolub, amma Xitayının birkaç günlük Qutquzuş xizmətləri ceryanı da bütün ğiminin Adem Qutquzuşdan bəkirək özünü köz-göz qilish, Xitay rejimini aldınqı planqı çıxırışqı urunuşları və hətta Xitayının rəsmi tarat qollarının kişilerini dövlətki qarşı gəp qılıb beriş bədəligə onlarqı pul təklif qılğallıqıdək numussuzluqlar ictimai uçur vasıtlarıdı ciddi gulguluk qozğıdı. Xitaydan kelgan xodimlarning tunjisi Hong Kongdan kelgan bo'lib, ular Xitoyga 8 fevral tushib bo'lgan bo'lsa-mu,
Xitay Çoŋqurluqdagi dairələr Xitaydan kelidigan xodimlar kelib bo'lguncha ularni qutqizish xizmatlariga qatnashmaslikka buyurgan bo'lib, Hong Kongdan kelganlar eng jiddiy ehtiyojli paytlarda yordamni boshlamay, taki Xitaydan kelgan xodimlar kelguncha saqlagan va kelgandan keyin darhol harakatga o'tmasdan maxsus bayroq chiqarish marosimi o'tkazib, tantana qilishi qutquzish xizmatlarining 10 fevral boshlanishi hech qanday davlatning qutquzish xodimlarida ko'rilmagan tariqada Xitoylarning borgan har yerda xarobilik ustiga bayrog'ini qadab olishi hatto Tayvandan kelgan qutquzish xodimlarini ham Xitoy o'zining qilib ko'rsatishi degandek nomussizlarcha qiliqlar turk xalqining g'azabini qo'zg'ab qolmasdan Hong Kongliklarning g'azabini qo'zg'agan va har bir minut intayin muhim bo'lgan Apat rayonida Xitoyning dardining bayroq chiqarish marosimi bilan bo'lib qolganligi va Hong Kongdan kelganlarni harakatga o'tkazmaganligi ayiblangan. Shundoqli Tayvan mu Xitoyning bu axloqsizligiga norozilik bildirib, Xitoyning Tayvandan kelgan qutqizish xodimlarini o'zining qilib ko'rsatishga tirishqanligini bildirgan. Türk xalqi bo'lsa, o'z davlatida boshqa bir davlatning bayrog'ining chiqarilishiga norozilik bildirib, ijtimoiy uchur vositalarida norozilik bildirgan va bu axloqsizlikni to'sishga chaqirgan. Bular yetmagandek, Xitoyning Irlandiyadagi konsulxona xodimi Turkiyadagi Chanaqqal'a ko'prigini chiqarib, Xitoy salgan bu ko'prikning qattiq yer tebrashda mustahkam turganligini ko'z-ko'z qilib, Xitoy texnikasi degan hashtag bilan ham bahrlagan. Mazkur ko'prikning Xitoy bilan hech qanday aloqasi yo'q bo'lib, Chanaqqal'a ko'prigini Turkiya davlati bilan Janubiy Koreya birlikda salgan. Shundoqli yer tebrash apiti yuz bergan Qahramonmaraş bilan Chanaqqal'a orasida 1000 km masofa bo'lib, u yerda yer tebrashmi bo'lmagan. Xitoyning mazkur saxta tashviqotini Xitoyning Fransiya qatorliq boshqa davlatlardagi konsulxonalarimi bas-basta tarqitishgan bo'lib, bu yolg'onchilik qattiq ayiblangandan keyin Xitoy mazkur saxtalikini bas-basta o'chirishga boshlagan. Xitoyning bu nomussizligi nurg'un nufuzli axborot vositalaridami qattiq ayiblandi. Xitoyning Kanadani josusluk nishoni qilganligi oshkorlandi. Kanada axborot organi Xitoy rejimining Kanadaning siyosiy va savdo sohasidagilarni josusluk nishoni qilganligini oshkorladi. Amerika ovozining Kanada taratqularining xabarini naql qilib xabar qilishcha, Kanada siyosiy yo'llari, amaldorlari va savdogarlari Xitoyning josusluk harakatining asosliq nishoniga aylangan. Xitoy rezil maqsadini amalga oshirish uchun qarichaplash, poraxo'rlik va jinsiy parokandachilik qatorliq usullarni qo'llangan bo'lib, hatto Xitoy egiligidagi Xitoy bankisidan foydalanib, tashqi jihatdan Kanadaning ichki vaziyatiga ta'sir ko'rsatishga uringan. Kanada yer shari pochtasida 20 fevral Kanada bexatarlik axborot idorasining mutlaq maxfiy hujjatlarini egilganligini xabar qilgan bo'lib, hujjatda Xitoyning Kanadadagi josusluk harakati bayon qilingan. Yer shari pochtasining xabarida yana 2022 yil 2 oyining 2 kuni maxfiyatlik qatoriga kirgizilgan dokumentda Xitoydagi asosliq banklarning biri bo'lgan Xitoy bankisiga chet eldagi konsulxonalarga o'zi turishlik davlat idorachiligidagi pul muomila organlariga qatnashishni uqtirish qilishi kerakligi ta'kidlangan. Mazkur gazeta tomonidan tekshirilgan boshqa yuqori darajalik hujjatlarda oshkorlanishicha Xitoyning Kanadaning demokratiya tuzilmasiga aralashish siyosatchilar, donliq savdogarlar, akademiklar va Kanada nufusiga o'tgan Xitoylarga ta'sir ko'rsatishga urinishda keng josusluk strategiyasi bayon qilingan. Kanada axborot organlarining dokumentida ko'rsatilishicha, Xitoyning josusluk harakatidagi umumiy nishoni siyosiy, iqtisodiy, pantexnika va harbiy axborotga erishish hamda Uyg'ur va Tibetlarni bostirish, fikr erkinligini bostirish va Kanadadagi Xitoy siyosatini tanqid qilguvchilarni jimiqtirish yoki ularni yeniga tortish ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Vankuverda turishliq bosh konsulxonasining bayonotchisi juma kuni Xitoyning Kanada saylimiga aralashganligi to'g'risidagi xabarni rad qilib, ba'zi Kanada taratqularining Kanada federatsiya saylimiga aralashganlik xabarini takrorlab, yomon g'arazda Xitoyga to'hmat qilganligini, Xitoy tarafining buningga qat'iy qarshi turganligini bildirgan. Amerika Avom palatasidan 4 kishilik hay'at Tayvanda ziyorati bo'ldi. Xitoy bilan egilik huquqi talashtirishi davomlashayotgan Tayvanda Amerika palatasidan 4 kishilik hay'at ziyoratda bo'ldi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Tayvan agentligining xabariga asoslanganda, Demokratlar partiyasining avom palata a'zolaridan Ro Hanna, Jeyk Auchincloss va Jonathan Jackson, shundaqla Jumhuriyatchilar partiyasining palata a'zosi Tony Gonzales qatorliklardan tashkillangan 4 kishilik hay'at 5 kunlik ziyorat uchun tunugun Tayvanga yetib borgan. Amerika hay'ati tunugun boshlangan rasmiy uchrashuvlari doirasida Tayvan qonun chiqarish majlisining boshlig'i San Sikun va o'zak ishlab chiqarishda dunyoning rahbari hisoblanadigan yerim o'tkazgich ishlab chiqarish shirkatining quruvchisi Morris Chang bilan ko'rishgan.
Amerika heyetiga rehberlik qilgan Rohanna ziyoratning maqsadi to'g'risida to'xtalib, bizning bu yerdagi tirishchanligimiz hargizmi Xitoyni qutirtish emas. Faoliyatimiz prezident Joe Bidenning rayon tinchligiga to'kib qo'shish va Tayvan bilan bo'lgan munosabatni taraqqiy qildirishni muhim o'ringa qo'ygan siyosati bilan birdaklikka ega do'ri degan. Shundoqla Amerika heyeti bugun Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan ko'rishdi. Jumhuriyatlar partiyasining palata a'zosi Todd Young'ning 1-oydagi ziyoratini qo'shganda, bu yil Amerika palatasi hay'ati Tayvanni 2-qatim ziyorat qilgan bo'ldi. Demokratlar partiyasining avom palata a'zosi Hanna va Aujin Klosning Amerikada yangidan qurilgan Xitoy bilan raqobat komitetiga a'zo ekanligi ma'lum. Amerika avom palatasining sobiq raisi Nancy Pelosining avgustda Tayvanga qilgan ziyorati va Xitoyning manevri Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi jiddiylikka sabab bo'lgan edi. Türkiye Müdafiye Sanayi'de Xalqara Müdafiye Yarmankisi'de hemenin dikkatini tartdi. Türkiye Müdafiye Sanayi'de sahası yakınki yıllardan buyan en köp iştirakçısı bolgan Arap Birleşme Halifelikideki Müdafiye Sanayi'de Yarmankisi'ge 50 şirket bilen katnaştı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe IDEX Xalqara Müdafiye Yarmankisi ve yığını Arap Birleşme Halifelikinin payitahtı Abu Zabi'de başlandı. Yarmankiga dünyanın her qaysi devletlerden müdafiye sanayi ve yukur dergilik resmi vekiller ömeki katnaştı. Yarmanka faaliyeti Ottirşarıq ve Şimali Afrika MENA rayonunda ötküzülgen birdenbir xalqaralıq müdafiye yarmankisi ve yığını süpitide hemmenin dikkatini tarttı. Yarmankada quruqluq, deniz ve hava müdafiye sahasidagi en yeni texnikalar tanıştırıldı. Türkiye'den yarmankiga 50'den artıq müdafiye sanayi şirketi katnaşmakta. Yarmanka jarayonida Türkiye müdafiye sanayi şirketleri işlep çıkargan her xil uçuqçisiz quruqluq, deniz ve avasiya aparatları, Bronevik avtomobil munbiri, qoral sistemleri, elektronluq sistemler, oq-dora, taqlidlashtirgichi ve eşya obroti yardım mahsulatları qatarlıqlar qatnashquchilarga bulupmu Şimali Afrika rayonidan kelganlarning yoqtirishiga sunildi. IDEX Xalqara Müdafiye Yarmankisi arqalıq Türkiye Müdafiye Sanayi şirketleri ve Yarmankiga qatnashqan devletler o'tirsida yeni lahiler bilen yoshirin hamkorlik kuchini taraqqiy qildirish ve chuqurlashtirishga asos solish maqsad qilinmoqda. Hatay'nın Defne nahisida 6.14 bal yer devredi. 20 fevral keşte Hatay'nın Defne nahisida 6.14 bal yer devreş yüz berib 3 kişi kaza kıldı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe tabii afet ve ciddi ahvallarga takabül turuş idaresi afatning bayanatida Hatay ülkesinin Defne nahisida tünügün keç saat 8'den 4 minut ötkende 6.14 bal yer devredi. Yer devreşten keyin en çoğu 5.18 bal bulup cemi 32 qatım kaldık yer devreş yüz berdi. 3 kişi yer devreş sebebiden kaza kıldı deyildi. Rayonda izdeş ve kutkuzuş faaliyetleri küçeytildi. Şundaqlı 6. fevral Kahramanmaraş'ta yüz bergen ve 10 vilayetki iğir tersir kürsetken 7.7 bal hem de 7.6 bal yer devreşte kaza kılgallarının sani 41.156'ye yetti. Hürmetli görmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımız görüşürüz. Aman bu gayesler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.